Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki Azerbaycan mevzilerini gece boyunca ateş altına aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin yerel saatle 23:20 ile 05:10'a kadar Başargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimindeki mevzilerinden Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice, Şemsettin ilinin Çınarlı ve Muancık köyleri istikametindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulak, Goşa, Kohanebi ve Esrik-Sördahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateşli silahlar ve makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, Ermenistan'ın özel bir sebep olmaksızın ve ilgili üçlü bildirilerden doğan yükümlülüklerini ihlal ederek iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmesi kasıtlı bir askeri provokasyon ve askeri macera olarak nitelendirildi. Her durumda karşı tarafa yeterli ve orantılı bir şekilde yanıt verildiği belirtilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan ordusundan can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede durumun göreceli olarak sakin ve Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu aktarıldı. Ermenistan'ın sınırdaki durumu daha da gerginleştirme olasılığı göz önünde bulundurularak Azerbaycan ordusunun tedbirlerini artırarak ülkenin sınırlarını korumayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ermeni medyası ise sabaha kadar devam eden çatışmalarda bir Ermeni askerin öldüğünü, toplam ölen asker sayısının 3'e çıktığını bildirdi. Çatışmaların Rusya'nın araya girmesiyle sona erdiğini belirten Ermeni tarafı, bölgede durumun sakin olduğunu kaydetti. Sabaha kadar yaşanan çatışmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u arayarak bölgedeki durum hakkında görüştü. Akar, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer bölgesi istikametinde yaptığı provokasyon sonucu şehit olan askeri için taziyelerini iletirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman olduğu gibi hakikat savaşında Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Rus askeri uzman Vitali Arkov, şu anda birçok uzmanın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliğin Başbakan Paşinyan'ın talimatıyla gerçekleştiğini söylediğini belirtti. Bu görüşlere göre Paşinyan liderliği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ndeki başkanlığını ve Kazakistan'daki durumu kullanmaya çalıştığını aktaran Rus uzman, ancak Ermeni ordusunun provokasyonunun doğrudan Erivan'dan geldiği versiyonunu kabul etsek bile Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü ve özellikle Kremlin'i komşu Azerbaycan'ın saldırısına veya bir terör saldırısı olduğuna ikna edemez dedi. Yakın zamana kadar Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini hatırlatan Rus uzman, Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü kullanmak için bir kozu yok, saldırganlık yok, terörist yok, yurt dışından darbe girişimi yok. Şu anda Paşinyan rejimini devirebilecek güçler Erivan'ın kendisinde Karabağ klanı şeklindeki Rus yanlısı muhalefet. Ancak Moskova henüz bu kolu kullanmadı. Bununla birlikte, Paşinyan açıkça Tokayev'den bir yanıt umuyor. Çünkü Kazak liderliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Ermenistan'ın müttefiki olmasına rağmen, Karabağ sorununda Azerbaycan'ın yanında yer alsaydı, şimdi Nur Sultan için daha zor olacak. Elbette Paşinyan, Kremlin'in dayanışması için kendisine teşekkür etmesini umuyor. Öte yandan mevcut durum, Ermenistan'daki Rus kuvvetlerinin varlığının genişletilmesi konusunu gündeme getirebilir. 102. Rus askeri üssü Ermenistan'da faaliyet gösteriyor ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü anlaşmasına göre İran ile Türkiye ve Ermenistan arasındaki devlet sınırı Rus sınır muhafızları tarafından korunuyor. Şu anda, Rus sınır muhafızları resmi olarak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırda sadece Tavuş bölgesinde bulunuyor. Bu, Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan sınırı boyunca Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü gözlemcileri ve Rus sınır muhafızları görevlendirme teklifinden kısa bir süre sonra geldi. Ama sonra her şey bir bölümle sınırlıydı. Şimdi Ermenistan bu provokasyonları ve sınırdaki durumun tırmanmasını bu konuyu yeniden gündeme getirmek için kullanabilir dedi. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Ermenistan'ın zaman zaman benzer provokasyonlar yaptığını ve kayıplarının miktarını gizlediğini söyledi. Sürekli aynı yönde provokasyonlar yapıldığını aktaran uzman, geçmişte, bu provokasyonlar genellikle Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yabancı liderlerden aldığı destek fonunda gerçekleşti. Şimdi bu olayların nedeni, Ermenistan'ın Kazakistan'a 100 asker göndermeye ilham vermesidir. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün kendilerine yardım edeceğini düşünüyorlar dedi. Savunma Bakanlığı'nın önlemlerinin çok yumuşak olduğunu savunan uzman, yeterli önlemler dediğimizde bu yeterli önlemlerin dozunu biraz artırmamız gerekiyor. Önlemlerimiz yeterli olsaydı, Ermeniler bir dahaki sefere denemezlerdi. Eğer öyleyse, sorunu biraz daha sıkılaştırmak mümkündür. Her halükarda askerlerimize ateş açan mevzi imha edilmeli ve bölge mutlak kontrolümüz altına alınmalıdır. Ermenistan sınırı belirlemek isteseydi 14 ay sonra sınır belirleme ve sınır çizme sürecini başlatırdı ama hala süreci uzatıyorlar. Ateşkes her ihlal edildiğinde o mevzileri özgürleştirmeliyiz, çünkü her halükarda Azerbaycan'ın tarihi topraklarıdır. Bu nedenle kimse Azerbaycan'ı kınamıyor. Bu durumlarda, optik kameralar ve insansız hava araçlarıyla görüntüler elde etmemiz ve Ermeni provokasyonuna ilişkin görsel kanıtları aldıktan bir dakika sonra bunları sürmemiz gerekiyor dedi. Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların Novotoshkivske bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü kaydedildi. Diğer yandan NATO-Rusya Konseyi, Rusya'nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere 2019'dan beri ilk kez toplandı. Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık ediyor. Toplantıya, Rusya adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko ile Savunma Bakan Yardımcısı Fomin katılıyor. NATO müttefiklerinin Brüksel'deki daimi temsilcilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da toplantıda yer alıyor. NATO-Rusya Konseyi'nde, Ukrayna sınırında 100.000 civarında Rus askerinin konuşlandırılmasının ardından ortaya çıkan gerginlik ve Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya sunduğu Avrupa'daki güvenlik garantileri gibi konular görüşülüyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaması için son aylarda defalarca uyarmış, böyle bir durumun ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı tehdidinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın telefonda görüştüğünü belirtti. Price, Rusya'nın, Ukrayna ve çevresinde sürmekte olan gereksiz askeri yığınağına ilişkin ortak endişeleri kaydeden bakanlar, Cenevre'deki Amerika Birleşik Devletleri-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun toplantılarını ve yarın Brüksel'de yapılacak NATO-Rusya Konseyi toplantısı öncesinde sonraki adımları ele aldı, ifadesini kullandı. Blinken'in, 13 Ocak'ta Viyana'da yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısına ilişkin beklentilerini de dile getirdiğini aktaran Price, bakanın, ileriye dönük olarak diplomasiye verdiği desteği tekrar teyit ettiğini ve Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir önemli görüşme yapılmayacağını söylediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland da Rusya'yı, Ukrayna'yı tehdit etmek, Avrupa'da istikrara zarar vermekle suçladı. Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konusunda isteksiz olabileceği yönündeki soruya yanıt veren Nuland, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız istişarelere çok güveniyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır bunun üzerinde başkandan başlayarak her seviyede çalışıyoruz. Tabii belirttiğim gibi bunları ortak bir anlayış için geniş çerçevede tartışacağız dedi.